Bazen öyle kişiler görürüz ki büyük bir özgüvenle bu kötü bir insan, içinde iyiliğe dair hiçbir şey yok diyebiliriz. Peki bunun tam tersi mevcut mu? Bir insana tamamen iyi biri diyebilir miyiz? Jung'a göre her insanın karanlık bir tarafı vardır ve kendisi insanın içindeki bu karanlık tarafa gölge ismini koyar. Gölge kötülüğe meyilli yüzümüzdür. Toplum tarafından günah diye nitelendirilecek arzuların, bastırılmış vahşi isteklerin toplamıdır. Bir insanın saf bir şekilde iyi olabilmesi ve gölgesinden kaçabilmesi mümkün değildir. Hatta bu kaçış mevcut durumu daha kötü bir hale sokacaktır. Jung bunun hakkında şunları söyler. Ne yazık ki insanın bir bütün olarak kendisini hayal ettiğinden ya da olmak istediğinden daha az iyi olduğu konusunda hiçbir şüphe yoktur. Her insan bir gölge taşıyor ve bu gölge bireyin bilinçli yaşamında ne kadar az somutlaşıyorsa o kadar karanlık ve yoğun oluyor. Hatta Jung bir insanın gerçekten iyi olabilmesi için kötülük potansiyelinin de farkında olması gerektiğini belirtir. Bir nevi ışığın olduğu yerde gölge de olmak zorundadır. Jung'un deyimiyle kökleri cehenneme kadar uzanmayan bir ağacın dalları cennete yükselemez. Gölge konseptine gerçek hayattan birçok örnek bulabiliriz. En iyi diye tanımladığımız insanların hayatlarına bile yakından baktığımızda onların zalim taraflarını görürüz. Fakat bu duruma verebileceğim en ilginç örnek, Christopher Browning'in yazdığı Sıradan Adamlar kitabında geçen olay. Kendisi bu kitapta Nazilerin Yahudi katliamında görev alan meşhur 101 numaralı birliği anlatır. Bu birliğin bu kadar özel olmasının nedeni, diğer birliklerden tamamen farklı arka planlardan gelen insanları içermesidir. Bu birlik orta yaşlı, askerlik için elverişsiz bulunan ve hatta Nazi ideolojisine bile yakınlık göstermeyen insanlardan oluşmaktadır. Bu birlik ne diğer birlikler gibi genç yaşta Nazi ideolojisiyle zihinlerini yıkatmıştır ne de bu tarz bir katliamda daha önce rol almıştır. Fakat bu sıradan gözüken adamlar bile gerekli şartlar sağlandığında Yahudileri vahşice katletmekten çekinmemiştir. Hatta bu birliğin kumandanı bir yerden sonra bu kişilere isterlerse evlerine dönebileceğini söyler. Fakat bu birlik bu teklifi reddeder ve yaptıkları eylemlere devam ederler. Bu kitap göstermiştir ki tıpkı Carl Jung'un her insanın içinde bir gölge olduğunu iddia etmesi gibi Yahudi katliamında en sıradan, en zararsız gözüken biri bile rol alabilmekte ve felaket bir kötülük sergileyebilmektedir. Bu kitap gölge dediğimiz konseptin her türlü insanda bulunabileceğine dair bir kanıt niteliğindedir. Gölgenin diğer ilginç bir tarafı ise hikayelerin bu konsepti uzun yıllardır işlediği gerçeğidir. Filmler, diziler, oyunlar, tükettiğimiz her türlü hikaye aslında bu konsepti çok iyi anlatmakta. Mesela Fight Club filmindeki ana karakterimizin gölgesini Tyler Durden olarak düşünebiliriz. Breaking Bad dizisinde Walter White'ın gölgesi yeraltı dünyasında kullandığı takma isim olan Heisenberg'tür. God of War evreninden Kratos'un gölgesine örnek olarak da öfke patlamasını gerçekleştirdiği hali verilebilir. Bu hikayelerin özel yanı, basit bir iyilerle kötüler savaşını işlemesi yerine bir insanın kendi kalbindeki kötülükle olan mücadelesini anlatması. Bu hikayelerde kahraman da kötü karakter de aynı kişi olabiliyor. Bir tarafı iyi, bir tarafı kötü ilan edip siyah ve beyaz karakterlerin mücadelesini işlemektense, insanın kendi içindeki kötülüğü fark edip bununla mücadele etmesi tam da Jung'un düşünce tarzına uygun bir hikaye yapısı. Çünkü ona göre kişi ışık figürlerini hayal ederek değil, karanlığı bilinçlendirerek aydınlanır. Peki ya gölgeyi hiç bilinçlendirmezsek ne olur? Durmadan bir maske takarsak, ait olmadığımız bir role bürünürsek? Bu konuyla ilgili sıradaki durmamız gereken kısım persona konsepti. Jung'un persona tanımı, bir insanın başkalarıyla birlikteyken takındığı maske veya büründüğü rol anlamına gelmektedir. Persona her insanın sahip olduğu bir şey. Bir sosyal ortama girdiğimiz vakit, asıl olduğumuz kişiden farklı bir role bürünüyoruz. En basitinden okulda veya bir iş yerinde olduğumuz kişiyle eve döndüğümüz kişi arasında fark var. Persona her ne kadar sahte ve samimi olmayan bir davranış gibi gözükse de bir açıdan sosyal çevrelerde kabul görmek için insana gereken bir şey aslında. Ortamlarda iç yüzümüzü veya gölgemizi göstermek yerine o ortama uygun bir maske takmak insanın sosyal ortamlarda kabul görmesi için gerekli bir durum. Persona konseptinin sıkıntılı tarafı ise bu maskeyi uzun süre takmak. Bu durumu anlamak için gölge ve persona kavramlarının birbirleriyle ilişkisini inceleyelim. Gölge ve personayı birbirinden zıt iki kavram olarak ele alabiliriz. Gölge insanın derinlere gizlediği tarafıyken, persona insanın yüzeye çıkardığı, çevresine gösterdiği tarafıdır. Fakat birbirinden zıt gözüken bu iki kavramın ortak bir noktaları var. İkisi de aşırıya kaçıldığı vakit kişiyi ele geçiriyor. Gölge konseptinin sıkıntılı tarafı, bu gölgeyi uzun bir süre açığa çıkarıp en sonunda gölgenin kendisine dönüşmektir.
Personada ise bu durum, bu maskeyi gereğinden uzun bir süre takıp o maskeye dönüşmek şeklinde tezahür edecektir. Jung bu durum hakkında şunları söyler. Tehlike insanların personalarıyla özdeşleşmesidir. Bir profesör ders kitabıyla, bir tenor sesiyle. Sonuç, insanların ne düşündüğüne aşırı derecede önem veren, tamamen persona olan, sığ, kırılgan ve uyumlu kişilik türü olabilir. Evet, personanın kişinin kendisine zarar verebildiği anlar oluyor. Fakat daha da tehlikelisi kişinin persona sayesinde çevresine zarar verebilmesi. Jung'un persona tanımına bakalım. Persona bir yandan başkaları üzerinde belli bir izlenim bırakmak ve diğer yandan bireyin gerçek doğasını gizlemek için tasarlanmıştır. İşte bu cümlenin ikinci kısmında geçen bireyin gerçek doğasını gizlemek, personanın diğer bir tehlikeli tarafı. Persona yalnızca sosyal ortamlara uyum sağlamak için değil, aynı zamanda birinin içindeki niyetini gizleyip diğerlerini kandırması için de kullanılabilmekte. Bu konuda seri katil Ted Bundy örneğini verebilirim. Kendisi öldürmek istediği insanları manipüle etmek amacıyla bir persona yaratmıştır. Karizmatik, espiritüel ve eğitimli bir kişi maskesi takarak hedefindeki kişileri manipüle edip gerçek yüzünü daha sonra belli etmiştir. Peki bu personanın hiç görülmediği bir kesim var mı? Hiçbir şekilde maske takmayan ve kendilerini tamamen olduğu gibi ifade eden bir insan olabilir mi? Hayatının tümünü bir persona sahibi olmadan geçirmek mümkün değildir. Fakat her insan hayatının kısa bir döneminde persona sahibi olmadan yaşamayı başarabilmiştir. Ve o dönem, çocuk olduğumuz zaman. Bir çocuk en azından büyüyene dek bir persona sahibi değildir. Çevresi ile iletişimde bir imaj altına bürünmek, bir maske takmak zorunda hissetmez. Çocuklarda sosyal çevre ve imaj algısı da tam olarak oluşmadığından, insanlar tarafından nasıl göründüklerine, sözleriyle karşı tarafı incitip incitmediklerine pek odaklanmazlar. Bu duruma bakınca bir insanın neden hep çocukluğuna özlem duyduğunu da anlayabiliriz. Bir maske takmadan, bir rol yapmadan yaşayabilmenin apayrı bir keyfi var. Fakat kişinin çocukluğuna karşı bu tutkusu da Jung için bu sefer de farklı bir psikolojik sorun doğurmakta. Jung'un sıkça kullandığı puer eternus dediğimiz bir kavram var. Bu isim ebedi ergenlik anlamına gelmektedir ve mitolojide asla büyümeyen, hep çocuk kalan bir tanrıya verilmiştir. Jung bu kavramın insanlardaki ve özellikle erkeklerdeki durumunu analiz eder. Bir insan fiziksel olarak büyüse bile o insanın ruhen çocuk kalabildiğini görür. Bu tarz insanlar sorumluluk almaktan korkarlar. Hayata hep bir oyun ve eğlence gözünden bakarlar. Zorlu bir durumla karşılaştıkları vakit tek başlarına mücadele etmektense ebeveynlerine sığınırlar. Jung'un insanlarda fark ettiği bu durum bir yerden sonra o kadar sık görülmeye başlanır ki bu durum bir konsept haline dönüşür ve Peter Pan sendromu ismini alır. Baktığımızda Peter Pan tam da Jung'un puer eternus kavramına karşılık gelen bir karakterdir. Asla büyüyemez. Çocuk kalmaya mahkumdur. Hayatın acı taraflarıyla yüzleşmek istemez ve hep bir zevk arayışındadır. Gerçek dünyayla bir bağlantısı bile yoktur. Neverland denilen bir hayal dünyasında yaşamaktadır. Jung aslında bu tarz sosyal olgunluğa erişemeyen ve çocuk kalan erkeklerde anne figürüne de dikkat çeker. Anne ve oğul arasındaki gizli komploya ve birbirlerinin hayatına ihanet etmelerinde nasıl yardımlaştıklarına bakın. Bir anne çocuğuna karşı gösterdiği aşırı koruyucu tavrıyla onun çocuk kalmasına neden olabilir. Jung bu tarz anneleri yutan anne olarak tanımlar. Yutan anne çocuklarını duygusal açıdan istismar eder. Çocuğunun bağımsız bir birey olmasına veya evden ayrılmasına izin vermez. Çocuğuna sevgisini gösterse bile bu sevgi bencil bir sevgidir. Temelinde çocuğu kendine bağımlı hale getirmek yatar. Böyle bir annenin çocuğu da yüksek ihtimalle Peter Pan sendromuna sahip olacaktır. Bu tarz bir anneye Hababam sınıfındaki Hafize Ana'yı örnek gösterebilirim. Hatta bu seriye odaklandığım bir videoda bulunmakta. Ayrıca Hababam sınıfındaki öğrenciler de Peter Pan sendromundan muzdarip biri olarak ele alınabilir. Peki Carl Jung'a göre tüm bu düğümün çözümü nedir? Peter Pan gibi yaşayan biri çocuksu kalmaktan nasıl kurtulacaktır? Jung burada fedakarlık kavramının üzerinde durur. Yaşamın sabığı oğlan, mukaddes zirvelere savaşarak yükselmek için annesinden, evinin ocağından kopartır kendini. Yaşamın doğal seyri, gencin çocukluğunu ve ebeveynlere olan çocuksu bağımlılığını feda etmesini gerektirir. Baktığımızda büyümek dediğimiz süreç bir açıdan fedakarlık. Kişi ruhen büyüyebilmek için çocukken sahip olduğu konforu feda etmek zorunda. Bu konforu detaylandıracak olursak, çocukların ciddi bir sorumluluk sahibi olmaması, hayatlarının büyük bir kısmının oyun ve eğlence ile geçmesi ve ailesinden her türlü desteği alabilmesi şeklinde açabiliriz. Bir çocuk ile bir yetişkinin yaşamlarını kıyaslarsak, çocuğun sahip olduğu yaşamın hem daha kolay hem de daha keyifli olduğu bariz bellidir. Çocuk olmanın bu tatlı kısımlarını gördüğümüzde kafamızda şu tarz bir soru canlanabilir.
Çocuk olmak bu kadar güzel ise onu neden feda edesin ki? Aslında Peter Pan sendromundan muzdarip birine baktığımızda bulunduğu halden pek de memnun olmadığını anlayabiliriz. İçinden gelen bir ses ona gerçek dünyayla yüzleşmesini ve zorluklarla mücadele etmesini söylese de bu sese ihanet etmesinin bedelini ağır bir şekilde ödüyordur. Bu konuda Jung'tan epeyce etkilenen klinik psikolog Jordan Peterson güzel bir noktaya parmak basar. Ruhen büyümek isteyen kişilerin çocukluktaki konforu feda etmeleri gerekirken, büyümeyi reddedip çocuk kalanlarında aslında bir fedakarlıkta bulunduğuna dikkat çeker. Bu tarz kişiler de çocuk kalarak potansiyellerini feda ediyordur. Baktığımızda bir kişinin çocuk kalmasında ısrar etmesinin nedeni sorumluluk, fedakarlık ve mücadele gibi kavramlardan çekinmesidir. Fakat kişinin gerçek dünyada potansiyelini kullanabilmesinin tek çaresi de bu kavramlardan geçmekte. Ve Peterson bir insanın istese de istemese de fedakarlıkta bulunmak zorunda olduğuna dikkat çeker. Ya bir kişi olgunlaşmayı seçip çocuksu konforunu feda edecektir ya da çocuk kalmayı seçip potansiyelini feda edecektir. Bu açıdan baktığımızda kişinin büyümektense çocuk kalmak için ödediği bedel çok daha ağır.